Arkadaşlar hepinize yeni bir videoda merhaba. Arkamda Bayraktar TV2 var. Onu zaten biliyorsunuz. Bütün dünya biliyor. Hemen sağ tarafımda Bayraktar Akıncı var. Çift motorlu. Yine Baykar tarafından geliştirilen bir ürün. Ama bugünkü konumuz ve de inceleyeceğimiz hava aracı Bayraktar TB3. Bayraktar TB3'ü ne zamandır sizlere video olarak sunmak istiyordum. Saha Expo 2024'te görünce de hemen bu fırsatı değerlendirdim. Bu Bayraktar TB3 henüz testleri devam eden bir platform ve de en büyük özelliği kanatlarının katlanıyor olabilmesi ve de bundan dolayı TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapabilecek kabiliyette olması. Hemen şöyle bir etrafında dolaşırken ben size bir taraftan bilgileri vermek istiyorum. Kısa iniş ve kalkış mesafesine sahip, pistlerden kalkıp inebiliyor. TB3'ten TCG Anadolu'ya 30 tane koyulabiliyor. Yani bu tabii ki katlanır kanatlarının bir özelliği. Kanatları katlanabilmesi sayesinde daha az park yeri kaplıyor ve de kanadı açık bir TB3'ün yerine 3 tane neredeyse TB3 katlanır kanatlı park edilebiliyor. TB2 var biliyorsunuz, bunun abisi, özellikle Ukrayna Savaşı'nda rüştünü çok fazla ispat etti ve savaşların seyrini değiştiren insansız hava araçlarından birisi oldu. TB2'den farkı, daha fazla faydalı yük taşıyor TB2'ye göre. Tabii ki daha cüsseli olmasının da bunda faydası var. Ve kalbinden bahsetmek istiyorum. Motoru TEİ tarafından geliştirilen PD170 motoru. Ve de burada enteresan bir detay vereceğim size. 30.000 fit yüksekliğe kadar çıktı bu PD170'te. Yani bir piston motorla 30.000 fit yüksekliğe kadar çıktı testlerde. Ki normal kataloğunda servis tavanı 25.000 fit yazıyor. Operasyonel itfası da 20.000 fit yazıyor. Ama işte testlerde bazen zorluyor Baykar özellikle hava araçlarını. Uçuş saati olarak şu anda gösterilen ya da söylenen 30 saatten fazla havada kalabiliyor. Yani bu ne demek? 30 saatten fazla bu hava aracı yerden kalktıktan sonra görev başında yerdeki operatörler, işte komutanlar görevler veriyorlar ve de belki aşağıdaki vardiya değişse bile aynı hava aracı tıpkı TB2'de olduğu gibi görevine devam edebiliyor. Ve de aynı zamanda şu anda duyduğumuza göre tıpkı TB2'de olduğu gibi yine TB3 içinde yabancı ülkeler ilgileniyorlar, almak istiyorlarmış. Bir an evvel testlerin bitip seri üretime geçmesini bekliyorlar. Ve bu özellikle onların ilgisinin altında yatan sebep kısa mesafeden iniş kalkış yapabilmesi ve dahası gemisi olan ülkeler daha dikkatle bekliyorlar dediler. De-icing sistemleri var. Hem kanatlarının hem de dikey stabilizenin hücum kenarlarında. Yani bu da havadaki bir buzlanmada buzlardan kurtulabilme kabiliyeti olarak tabii ki operasyonun selameti açısından çok önemli. MAM-B, MAM-C, MAM-T, yani kısaca MAM serisini kullanacak. Roketsan tarafından üretiliyor MAM serisi biliyorsunuz. Ve de aynı zamanda Baykar tarafından geliştirilen Kemankeş de bunda kullanılacak. Ama henüz mühimmatlı testlere geçiş yapılmadı. Yani TB3 bir mühimmatla kalkarak mühimmat atmadı. Dolayısıyla onları da merakla bekliyoruz. Maksimum kalkış ağırlığı, iki tane versiyonu var TB3'ün. Hem deniz versiyonu var hem de kara versiyonu var. Aradaki fark nedir? Deniz versiyonunda kanatlar katlanıyor. İşte gemilere inip kalkış yapabilmesi için. Kara versiyonunda kanatlar katlanmıyor. Ama bunun şöyle bir artısı var kara versiyonunda. Maksimum kalkış ağırlığı değişiyor. Deniz versiyonu 1450 kilogram maksimum kalkış ağırlığına sahipken kara versiyonu 1600 kilogram civarında bir maksimum kalkış ağırlığına sahip olacak. Tabii ki prototipler yenileniyor ve de testler yapılmaya devam ediyor. Belki bu veriler değişecek, daha da ileri seviyeye gelecek, bilemiyoruz şu an için. Ama TB3'ün testlerini Baykar yoğunlukla devam ettiriyor. Yerle haberleşmesi SATCOM uyduyla haberleşiyor. Bu SATCOM özelliğiyle birlikte
1000 kilometre bir menzilden söz edebiliyoruz. Ama eğer SATCOM devre dışı kalırsa veya herhangi bir aksilik olursa 3 tane daha yedekli sistem var. Aynı zamanda da en önemli parçalarından birisi altında gördüğümüz kamera sistemi. Tabii ki bunda birçok özellik var. Hedef tespit, işte kamera, görüntü aktarımı, görüntüleme sistemleri bu gözün içinde. Bunu da Aselsan üretiyor. Aselsan tarafından üretilen buradaki kamerayı kullanıyorlar. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim ben. TB3'te bu yerli ve milli, işte savunma sanayimizin geldiği noktada aslında önemli bir örnek. Çünkü motoru PD-170T tarafından üretiliyor. Mühimmatlar Roketsan tarafından üretiliyor. Buradakiler en azından, tabii ki değişebilir. Kemankeş'ten bahsediyoruz. Baykar üretiyor. Aracın zaten kendisini, yazılımı dahil Baykar üretiyor. Yani aslında karşımızda işte yerli bir ürünle baş başayız şu anda. Bunlar, biz 2019 yılında TB2'yi ilk çektiğimiz zaman TB2'nin Teknofest'te mock-up'ını çekmiştik. Ve artık yüzlerce binlerce TB2 göklerde. TB3 de aynı şekilde yakın zamanda seri üretime geçerek göklerde yerini alacaktır. Aynı zamanda şunu da aktarmak istiyorum. Bu yıl bitmeden biz TB3'ün gemiden iniş kalkış yaptığı testini de göreceğiz büyük ihtimalle. Eylül ayında TB3'ün prototip ikisi yerde bu testi yapmıştı. Bir rampadan kalkış testini yapmıştı. Başarıyla gerçekleştirmişlerdi. Bakalım TB3 gemi testini nasıl yapacak? Biz de merakla bekliyoruz açıkçası. Kanat açıklığını da söyleyeyim. 14 metre kanat açıklığına sahip. Uzunluğu da 8.3 metre. Yüksekliği ise 2.6 metre. Yani ebatları hakkında şöyle bir bilgi vermesi açısından ben yanına gidiyorum ve videoyu da oradan bitireceğim artık. Şöyle söyleyeyim. TB3 arkamda ve benim boyum 1.85. TB3 çok küçük değil ama TB2'den büyük. Katlanır kanatları sayesinde çok operasyonel olarak çok faydalı. TCG Anadolu 30 tane bundan konuşlandırıyor kendi üzerine ve de 30 saatten fazla havada görev yapıyor. TB3'ü merakla bekliyoruz. Aynı zamanda biz de ve diğer yabancı ülkelerde tıpkı TB2'nin müşterileri gibi TB3'ü bekliyorlar arkadaşlar. Ben Baykar ailesine, çalışanlarına, mühendislerine, tüm hepsine teşekkür ediyorum böyle ürünleri bizlere kazandırdıkları için. Eminim onlar da çok gururludur. Çünkü bu ürünleri yapmak çok uzun zaman alıyor ve şu anda da başka haber kanallarıyla hatta görüntü veriyorlar. Burada gururla sergiliyorlar ürünlerini. Ve Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar da zaman zaman heyetlerle beraber, misafirleriyle beraber gelerek ürünlerini burada gösteriyorlar. Bakalım zaman bize neler gösterecek? TB3 ne zaman seri üretime geçecek? Şu an için bilemiyoruz ama gelişmeleri sizlere yakinen takip ederek duyuracağız arkadaşlar. Ben bu videoyu buradan bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.